Barış, merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Merhaba arkadaşlar, ben sizi çok kulcayım. Hey, ne haber bu adamım falan, hoş geldin kanalıma. Arkadaşlar, bugün farklı bir konseptle karşınızdayım. YouTube'dan kazanamadığım parayla kendime BMW 1.16i aldım, evet. Hey dostum, çok süper bir araba bu. Ne kadar komik ya. Arabada aradığım en iyi özellik, bir kere yan verebiliyorsun abi. Yan vere vere gidiyorsun. Bu arabanın öyle bir özelliği var. Bu arabanın sürüş modları var. Eco Pro modu ve Sport modu var. Comfort modu da var. 3 farklı mod var. Tam otomatik joystick vites özelliği var. Başka el freni var her arabada olduğu gibi. Arabamız benzinli. Kilometre başına 50 kuruş akıyor bu arada. Yani ona göre alın. Benzinin fiyatı ortada. Arabanın farları bu arada bizenon farlar. Burada bir tuşu var. Buraya basınca burada destek şeyleri var. Şişiyor. Yandan tam otursun diye. Yani belinizi tam sarsın diye. Burada bel desteği var. Baldır desteği var. Pardon. Yani baldırlarınız boşta kalmıyor. Öyle bir şey düşünmüşler. Güzel düşünmüşler. Fena değil. Radyo için şöyle bir joystick düşünmüşler. Bu da güzel. Ses kalitesi gayet doyurucu. Güzel yani. Hani... Aç sesini. Ön koltukların altında 2 adet bas bulunmakta. O da kulağa hoş geliyor. Yani baslı, biraz daha böyle bası yüksek müziklerde kulağı doyuruyor. Kolçağımız bu. Şöyle. Kolçağımız şöyle ayarlanabilir şekilde. Şöyle ileri geri hareket edebiliyor. Burası da torpido gözümüz. Gayet içini güzel düşünmüşler. Göğsümüz güzel, deri. Kaliteli, deri düşünmüşler. Gayet güzel yani. Birinci sınıf kalite malzeme kullanmışlar. Hoşuma gitti. Onun haricinde start stop özelliğimiz var zaten. Kumanda da bu. Anahtar. Bu arabanın önceki sahibi biraz herhalde arabayı yemekten zevk alıyor herhalde, kumandayı falan. Bayağı hor kullanmış. Afiyet olsun diyelim, ne diyelim. Aracımızın direksiyonunda ses açma kısmı, hız sabitleme özelliği, sesli komut özelliği var. Telefon görüşmelerinde açma kapama özelliği var. Hız sabitleme özelliğimiz var. Hız göstergemiz bu. Bu da sunroofumuz. Kapatalım. Gayet orijinal, kaliteli. Hadi bir de arka tarafa bakalım. Bu bagaja falan. Benim boyum 1.84 arkadaşlar. Yani diz mesafesi buraya kadar, biraz işte ayakları rahat etsin diye arkadaş, yani isteyen öyle bir söyleyemedim. Ayakları biraz daha rahat etmek ayakları biraz daha rahat etmesi biraz sıkıntı yaşayabilir. Çünkü biraz bükmesi gerekiyor. Onun için 4 kişi binmesi daha sağlıklı. 5. arkadaş bu şaft tüneli yüksek olduğu için zorlanabilir. Yani çocuk binebilir, sorun olmaz. Ama bacaklarını açmak zorunda kalacak. Uzun seyahatler için bence gayet
İyi. Güzel bir genişliği var. Bence sıkıntı yaratmaz. Yani çok fazla öyle işte valizdir, kolidir falan böyle çok üst üste koymadığınız sürece yani çok rahat alabilir istediğiniz eşyayı. Ha, bu arada aracımızın aküsü arkada bulunuyor. Aracımızda aracın aküsü bagajın altında oluyor. Bir tane akü var. Biraz daha kaldırdığımız zaman sigorta kutusu görünüyor. Güzel düşünülmüş yani önde olmasından bence daha iyi. Bir tek kusur var. O da araçta yedek lastik yok. Onun yerine akü koyulmuş. Yani oraya yedek lastik koyamıyoruz. Ve bunun da çözümü var. Nedir? Araçta run flat patlamayan lastikler var. Yani bundan dolayı yani yedek lastiğe pek ihtiyacınız olacağını düşünmüyorum.